Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde menü yapacağız. Menü tasarımı yapacağız. HTML'i oluşturacağız. CSS'ini oluşturacağız. Ve kullanıma açık bir menü yapacağız. Ekrandaki gibi bir menü yapmayı planlıyorum. Bu şekilde bir menü yapacağız. Bunu da zaten normalde derste yaptık. Ama bu video içinde buna benzer bir menü yapacağız. Gördüğünüz gibi birbirinden ayrı kutu kutu gözüken menüler. Hemen bunun bir analiz edelim. Ne yapacağız? Ne yapabiliriz? Şimdi menü olduğu için olmazsa olmaz, bakın tıkladığımızda bir tane A'ya ihtiyacımız var. A element link olacak tabii ki de. Bunları içeren bir tane, yani A'ları yan yana koyabiliriz. Bunları belki bir div içine koyup A'ları divleri yan yana koyabiliriz. Float left ile ya da işte right, artık siz bilirsiniz onu. Ya da bunlar, bakın 4 tane eleman var. Bunları bir liste elemanı içine koyabiliriz. Li'lerin içerisine A'ları koyabiliriz. Genel olarak internette araştırdığınız neredeyse %90'ında bu tarz bir yapı göreceğiniz için ben en son söylediğim UL ve LI yapısını kullanarak bir menü tasarımı yapmayı sizlere göstereceğim arkadaşlar. Tamam. O yüzden hemen vakit kaybetmeden başlıyoruz. Bunun gibi bir şey yapmak için. Evet, sağ tıklıyorum. Hemen şuraya menü 1 dedim. Ve hemen buna ait olarak bir tane menü 1 diye, pardon, CSS dosyası oluşturacağım. Menü1.css. Evet, hop. Şunu da büyüteyim. Şuraya geldim. Link vereceğim. Menü1 CSS. Gayet iyi. Hemen bir tane UL yapısı yapacağım. Menü diye. Klası menü olan. Ona bir tane li vereceğim. Li'nin altında da bir tane A vereceğim. Bunun değerinin önemi yok. Ve burada da ana sayfa yazacak. Bunları çoğaltıyorum. Ana sayfa hakkımızda galeri olsun burada. Ve iletişim olsun. Ürünler olsun. Çalıştırıyorum. Yenileyelim. Menü 1. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir şey var. Tabii benim neden kurtulmam lazım? İlk olarak listeye bakalım. Bomboş bir ortada zaten şurada duruyor. Şu noktalardan kurtulmam lazım. Boşluklardan kurtulmam lazım. Bunların yan yana gelmesi lazım. Alt çizgilerin kalkması lazım. Bir sürü çalışması var. İlk olarak menü ile başlayalım arkadaşlar. Menüye değer verelim. Diyelim ki menü, class menü olan elementin list style type'ı none olsun. Ne işe yarıyor? Gitti. Noktalar gitti. Güzel. Margini 0 piksel olsun. Padding'i 0 piksel olsun. Yukarıya aldım. Hemen aşağı iniyorum. Menünün altındaki li'leri, float'ları left olsun. Li'ler normalde alt alta ya. Yenilediğim zaman bakın yan yana oldu. Gayet iyi. Ama çok sıkışık. Hemen diyorum ki margin right 5 piksel. Sağlardan şuradan, şuradan ve şuradan boş bırak. Bıraktı. Bununla da işim bitti. Evet. Li'lerden sonra geliyorum. Menünün altındaki li'lerin altındaki a'ları seç. Ve bunların text decoration'ını, alt çizgisini kaldır. Kaldırdık. Yazı rengini değiştireceğim. Yazı rengi kalsın. Genel olarak bir font tipi verelim bu sayfaya. Yıldız, font family. Bu sefer de Courier New verelim. Courier New. Böyle bir şey olsun. Ben beğenmedim bunu ya. Olmasın böyle bir şey. Helvetica olsun. Evet. Daha iyi. Tamam. Şimdi mavi gözüküyor tabii. Ben bunu ilk olarak siyah yapmak istiyorum A'ya. Color değil. Evet, color black. Gayet hoş. Şimdi arka planına verelim. Şöyle gözüküyor bu arada bu. Büyütelim biraz daha. Arka planına bir renk verelim bunun. Background color coral. Gördüğünüz gibi şu an arka planı buna benzemiyor ama böyle gözüküyor. Gayet iyi. Tabii ne oldu? Çok sıkış pıkış. Ama burada mesela ortalı şekilde. Yani orta dedim, birazcık boşluklar var. Evet, kutuya boşluk var. O zaman ben kutuya nasıl bir boşluk vereceğim? Padding vereceğim. Padding yukarıdan aşağı 5 piksel, sağdan sola 10 piksellik bir boşluk veriyorum. Gördüğünüz gibi artık butona benzer bir hal aldı. Gayet hoş. Geliyorum diyorum ki buna rengi blok şey black olmasın da white olsun bu sefer. Daha iyi oldu. Gayet iyi.
Peki üstüne geldiğimde rengin değişmesini sağlamak istiyorum. Diyorum ki menünün altındaki, line'in altındaki A'nın üzerine geldiğimde. Diyorum ki background color coral olsun. Ve ben bunu buradan oynayayım. Biraz daha koyu mu olsun, açık mı olsun emin olamadım ama şunu bir escape yapın. Şöyle yapın. Şöyle biraz daha açık olsun. Tamam. Değeri bana verdi RGBA'la. Yenilediğimde bakın. Üstüne geldiğimde direkt menü istediğim şekilde menü olmuş oldu. Bu şekilde bir mantığı var şu an. Sağ tıklayıp incele dediğim zaman da göreceğim zaten LI ve H LI ULL yapısını. ULL şurada. LI'ler şu kadar bir alan kaplıyor ama A'lar onu taşırmış mesela. Daha büyük mesela. Nereden biliyorum? Şu an mesela LI'yi seçti burada. Mesela print screen tuşuna basarsam şurada, evet. Şurada görüyorsunuz mesela şu alanı. Şurada seçtiği alan Li ama A'lar burada taşımış durumda. Ve şu anlık önemi yok. Az sonraki yapacağımız menüde bunları daha da ön plana çıkartacağız. Şu an istediğimizi yaptık. Gördüğünüz gibi istediğimiz yere tıkladığımızda veriyi alabiliyoruz. Evet arkadaşlar, bu derslik bu kadar bu menü tasarımı için. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.